Begüm seni böyle alayım öncelikle. Öncelikle Begüm bir gelsin. Gel Begüm. Diyordu ki kartta işte. Evet. Büyükada'da buluşalım. Aynen öyle. Begüm acaba Büyükada'ya gitti mi? Gidince o beyefendi de icabet etti mi? O beyefendi kim? Vallahi merak ediyoruz. Vallahi sabah vapuruma bindim. Evet. Ondan sonra hava çok güzeldi. Şansına da dediniz ya ben de mi gelsin? Keşke gelseydim. Keşke vallahi ne isterdim. Süperdi vallahi. Gittim. Heh. Gittin. Orada bir üç nokta bırakalım. Evet. İşte Begüm'ün Büyükada'daki görüntüleri ve o sürpriz isim geliyor. Buyursunlar ve yeterim size. Sevmiştim seni 13 yaşımda, titrerdim bana dokunduğunda. Öyle güzeldi ki o ilk hislerim, andıkça yine dalar gözlerim. Ne kadar da şaşırdık. Birkan'mış. Aa! Hiç tahmin edememiştik. Şok. Gerçekten. Hiç tahmin edememiştik. Yalnız son saniyeye kadar da gözükmemişsin. Gel buraya gel. Gel otur bakayım buraya gel. Görüntüler çok güzel. Herhalde beğendin Büyükada'yı. Gitmiş miydin daha evvel? Çok evvel gitmiştim. Yani 2 sene önce falan gitmiştim. Hmm. O yüzden çok güzel, çok keyif aldım. Aynen. Sabahın 5'inde bir 7 miydi? 8 vapuruna bindim gittim. Begüm'ü bekledim oraya, orada. Hmm. Ben 45 dakika bekledim. Ama ben seni 45 dakika boyunca vapurdan indin. Ben seni izliyordum orada. Takip ediyordum seni. Uzaktan uzağa. Uzaktan öyle, izliyordum evet. Öyle diyor Zuhal abla. Beni gördüysen dedim neden 45 dakika bekletiyorsun? Sen de orada 45 dakika bekledin. Bildiğiniz 45 dakika bekledim ben orada ve ben izliyordum. Peki o şahıs ben olmasaydım ne olacaktı? Şimdi Birkan'ın aynı soruları. Sana soruyorum yani her çağrılan yere gidiyor musun? Kim nereye çağırdı? Kim beni nereye çağırdı? Adayı çağırdı mesela gittin. Ay iyi ki gitmişim. O kadar güzel geldi ki bu güzel havada. Yani evde geçireceğimi adada geçirdim. Güzel çayımı kahvemi de içtim. Oh. Vapurda. İyi ki gitmişim. Bir daha olsa bir daha giderim vallahi. O zaman bir daha çağırayım seni oraya. Vallahi. Birkan efendi. Bak çiçekleri de takmışsın ama bir yani... şey duydum ben. O çiçekler sonradan... Aynen. Yere yani, elime iade. İade. Hem de yere doğru. Evet. Biraz şey oldu. Benim aklıma takıldı. Kendisine de sordum. Dedim ki hani Dilek bir kaza geçirdi. Biliyorum. Yani Allah acil şifa versin. Kimsenin Allah başına vermesin. Ama şeyi merak ettim.
Neden hani locadaki insanlardan hiçbiri Dilek'in yanında değildi? Hani o kadar locada erkek vardı. Neden sen oradaydın diye aklıma takıldı ve bu arada sordum. Gerçekten de ağır bir kaza geçirdi evet. Dilek. Bununla ilgili detayları da birazdan sizinle paylaşacağız. Hatta Dilek bağlanabilirse telefonla konuşacağız onunla. Durumu evet. Gerçekten de ciddi. Allah şifalar versin. Ya ben insanlık görevi... Ondan mı çıkardın kafandan attın çiçeğini? Yani hayır dedim, al o zaman dedim. Bana aldığın balonları da şeyi yani, kafamdakini de götürebilirsin, dileğe verim. Hatta beraber gidelim dedim. Hmm. Bir geçmiş olduğuna. Ben de dedim zaten çiçek götürdüm ona. Hatta çiçek götürdüm, beraber götürelim. Ben dedim çiçek götürdüm zaten hastalığı ziyaretine giderken. Yani ben başka bir üstüme çiçek alalım dedim. Düşen görevimi yaptım orada ben. Aynen. Arkadaşlık. Ya arkadaş değil ya, bir insan, dışarıdaki bir insanım, öyle düşün. Kaza geçirmiş, ağır tabii. Bir kaza, bir kan gitti. Aynen. Geçmiş olsuna. Aynen. Yani bir tek yani bir bunu... kan, kimse gitmedi mi locadan arkadaşlar? Peki ben, bırak şimdi sen locayı, bana bakar mısın? Evet bakıyorum. Ne bu kıskançlık krizi? Kıskançlık falan yok canım, ben sadece soru sordum sana. Sen dedin ki arkadaşla gittim ben de locadan tamam, soruyorum. Sen niye kıskançlık yapıyorsun? Sen bana karşı duygun yok. Sen beni beğenmiyorsun. Benden hoşlanmıyorsun. Ya öyle bir şey zaten aramızda olmadığını... Bu neyin kıskançlığı? Bu neyin kaprisi? Bu neyin nazı? Ama ben sordum, merak ettim. Gerçekten meraktan sordum ya. Hani acaba bilmediğim biri mi var? Belki diyecektin ki atıyorum Muhammed de gitti. Belki haberim yok. Yani onu sormak farklı istedim. Bir şey. Trip atar gibi. O başına hayır, aldığım tacı atıp da gitmek ne demek ya? Atmadım ya, verdim sana. Nasıl sadece. Atmadın ya? Yere attın gittin mi? Yere atmadım, hayır, ne münasebet yani gayet. Hatta şöyle dedi bana, ben buraya dedi sana hesap sormaya geldim. Dedim sen benim balonları gördün mü, nereden biliyorsun? Dedi ben biliyorum dedim, bana locadan başka kim gönderebilir ki dedi. Yani. Hanımefendi oraya benimle konuşmaya değil, bana hesap sormaya gelmiş. Bakın. Sen onu bunu bırak da sen niye böyle bir şey yaptın? Ya Zuhal abla, ben niye böyle bir şey yaptım işte... Aslında burada bir mesaj vermek istiyorum ben de. Hı. Birkan istenildiği zaman işte sürprizlerle dolu bir adam olabiliyor. Her istediğini yapabilen de bir adam olabiliyor. Hı. Her istediğimi elde ederim. Ben her zaman herkese söylüyorum. Hırslı bir insanım. Bir şeyi kafama koyayım, gerçekten yaparım. Allah Rabbim izin verdiği sürece. Yaparım yani bunu. Hı. Yani bir gün bilmiyorum hani bu sadece... Şey yani bu yine şey algılanmasın. Yine Birkan'la Begüm'ün arasında bir şey yani hiç yok. Gerçekten... Saçmalama. Ama arkadaşım nereden çıktı? Bizim aramızda bir şey yok. Ne ben şey hoşlanmıyorum. Arkadaşım aranızda bir şey yoksa niye o zaman yani birbirinize ya bir hediyeler şey yolluyorsunuz, hayır, bir şeyler yani bir yapıyorsunuz. Şey zaten ya abla ben şöyle söyleyeyim. O VTR'yi izledim. O simidi tutanın elini gördüm. Birkan dedi. Ha bir şey söyleyeceğim. İlla bir şeylere bir şeyler yüklemek zorunda değilsiniz. Yani hani biz arkadaşlarla şey ama niye biz burada? Ben niye burada? Ne var bunda? Ben niye burada kimseye bir şey göndermiyorum? Elbise göndermiyorum. Adaya çağırmıyorum. Dans etmiyorum. Niye yapmıyorum da siz yapıyorsunuz? Yani biz hani hakikaten bir şey var da gizliyor senin hiç arkadaşın yok abla. Yok canım yok hayatım. Yok abla. Bir şey yok yani. Muhammed bunu kendine sor. İç hesaplaşması. Ben niye bir şey almıyorum? Ben niye böyleyim? Bu locada en yalnız benim. Muhammed bu ne demek oluyor biliyor musun kardeşim? Benim yaptığım ne anlama geliyor? Ne anlama? Birkan istediği zaman romantik olabiliyor. Birkan istediği zaman sürprizlerle dolu bir adam olabiliyor. Ve isterse Birkan istediği kadını istediği getirtebiliyor kadını alabiliyor. Yani. Bak sen. Şimdi Birkan... Niye istediği zaman romantik oluyor? Niye istediği zaman hediye alıyor? Ve niye istiyor şu niye an bunu? Niye istiyor? İstiyor derken yani şu an daha istediği bir şey yok. Yok. Arkadaşım sen de hazır mısın çıkıyor mu diye haberleştiniz mi? Hayır. Hiç haberleşme. Benim numaram var. Doğru bir ara sosyal medyada. Kesin çekmişsindir. Şimdi o çıktı. Sen de çıkman lazım evden yani. Doğru mu Birkan? Arkadaşım erken ben çıkıyorum şey bilgin olsun. Öncesinde ama saat çıkmış. Vermişiz. Saat 11'de orada. Hani gel diyorum. 11'de kartta oraya 11'de diyorum. Orada ol dedi. O da erkenden gitmiş. Onu beklemiş. 45 dakika bekletmişsin ya geri dönseydi. Ben 6'dan belli bekliyorum Muhammed Efendi. Bir de bekliyormuş hayır 45 dakika yani. Bekletmişsin ya dönseydi. İşte dönmez. Ki beklemiş. İzliyordum onu anladın mı? Ne yapıyor? Ne ediyor acaba? Ne düşünüyor? Abi ben döneceği anda ben peşinden giderdim diyorsun. Koşardı arkasından herhalde arkasından. Dönecek gibi olsa. Ay, zaten kaçamaz adada yani. Koştu zaten bugün. Ya bana trip atınca. Koştu. Evet. Ya koştu derken abartma. Nasıl? Koştu derken nereye gidiyorsun? Bir ara bir insanları yardın arada. Zuhal abla bir yorum yapabilir miyim? Şimdi Muhammed'le İbrahim'e söyleyeceğim. Ne oldu? Arkadaşlar yani ne gelinlik alabiliyorlar da çiçek alabiliyorlar da Birkan onu elbise gelinlik alamıyor mu? Gelinlik demeyelim, gelinlikli baby, bebek. Ha evet, gelinlik bebek yapabiliyorlar da. Biz zaten onların arkadaşları olaylıyoruz, bir şey demedik bir şey ki. Alamıyor mu? Biz arkadaşlık yükselen trendleri. Şimdi ben dediğime mi geldiniz? Naz, şimdi şöyle bir şey açıklama yapacağım. Arkadaşlık demiyoruz, bizde bir kanka arkadaşlık kavramı yok. Peki, Birkan ve Begüm.
Şu an için ne diyoruz sizin için? Şu an bir şey yok. Ben şu an bir şey demiyorum. Evet, bir şey yok. Peki alayım siz o zaman Loca ya. Tamam, bakalım bir yere doğru gidiyor bu iş. Nereye gidiyor göreceğiz. Bu bizim Recep'e döndü ya. Peki.